Mutlu günler değerli izleyenler. Haber burada programında karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugünün önemli gündem başlıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve etkinlikler. Aynı zamanda İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında çıkan yangın ve arkasından yaşanan gelişmeler. Anayasayla ve Suriye ile ilgili tartışmalar olacak. Haber burada da karşınızda. Programımızın ikinci bölümünde emekli Tuğamiral Türker Ertürk stüdyo konuğumuz olacak ve kendisi Suriye'ye yapmış olduğu geziden notlarını aktaracak bizlere. Değerli izleyenler, geçiyoruz 23 Nisan'a. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bundan 92 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal önderliğinde açıldı ve Türkiye Bağımsızlık Savaşı'nda, emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık savaşında önemli bir kilometre taşına imza attı 92 yıl önce bugün. Mustafa Kemal Atatürk bugünü unutulmasın diye ve bugün hep Türk tarihine kazınsın diye Ulusal Egemenlik Günü ilan etti. Aynı zamanda çocuklarımıza hediye etti bunu. Sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına hediye etti bugünü Mustafa Kemal Atatürk. Ve hemen kutlamalara bakalım değerli izleyenler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Anıtkabir'e çelenk konulmasıyla başladı. Anıtkabir'deki törene Başbakan Tayyip Erdoğan katılmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanmaya başlandı. Ankara'daki kutlamalar Anıtkabir'e çelenk konulmasıyla başladı. Anıtkabir'deki çelenk törenine Başbakan Tayyip Erdoğan katılmadı. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ'la bakanlar Sadullah Ergin, Fatma Şahin, Hayati Yazıcı, Suat Kılıç, Taner Yıldız ve İsmet Yılmaz katıldı. Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle çok sayıda milletvekili de törende hazır bulundu. Heyetin Aslanlı Yolda yürümesinin ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çiçek ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamalar kabul edildi. 23 Nisan için İstanbul'daki ilk tören Taksim Meydanı'nda düzenlendi. Törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış anıt özel defterini imzaladı. Ardından İnönü Stadyumu'ndaki kutlamalara geçildi. İzmir'deki 23 Nisan kutlamalarının adresi ise Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törende İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla protokol üyelerinin koltuklarını temsili olarak devrettikleri öğrenciler Atatürk anıtına çelenk koydu. Değerli izleyenler, 23 Nisan'la ilgili kutlamaları ve yaşananları önümüzdeki bültenlerde ayrıntılarıyla aktarmaya devam edeceğiz ve geçiyoruz bir diğer önemli gündem maddesine. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara da sıçradı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden yangında bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Bir son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı. Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında bir kişi yaralandı. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki Akın Tekstil Fabrikası alanı içinde yer alan 7 Emin Deposu saat 9 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangınla beraber depodan patlama sesleri yükseldi. Yangından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. 6 ayrı bölgeden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında gökyüzüne yükselen dumanlar Anadolu yakasından da görüldü. Karton, kağıt iplik ve benzeri üretim yapan 20'ye yakın firmanın bulunduğu öğrenilen üretim tesislerinde bulunan malzemeler dışarı çıkarıldı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışmalarına başladı. Yangının yanan fabrikanın bitişiğindeki bir fabrikaya daha sıçradığı öğrenildi. Bir son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı. Devam ediyor. Dakikalar geçtikçe büyük.
Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, meclisteki dört partinin yeni anayasada uzlaşmaması halinde bir B planlarının olduğunu açıkladı. Atalay, bir açmaz olursa B planını devreye sokar, yeni anayasayı yaparız dedi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi. Dün açıklama yaptı. Bak. Atalay, diğer 3 parti muhalefet etse bile AKP hükümetinin yeni anayasayı çıkaracağını söyledi. Atalay, B planını da devreye koyar, biz bu yeni anayasayı yaparız dedi. Nisan sonu artık maddeleştirmelere ve yazıma başlayacaklar. Partilerin esas niyetlerini de orada göreceğiz. Şu ana kadar daha çok dinleme, görüş alma ve olgunlaştırmaydı. Ama başbakanımız da açıkladı. Bizim kararlılığımız hep sürecek. Hatta burada bir açmaz olursa B planımız var. B planını da devreye koyar, biz bu yeni anayasayı yaparız. Ben de. Beşir Atalay, B planının ne olduğu konusunda net bir bilgi vermedi. Ancak onu şimdi ben söylemiyorum. Gerekirse partilerden bir kısmıyla olabilir bu, yanıtını verdi. Değerli izleyenler, gizlenen Ergenekon şemasının bir numarası ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi bir numaranın 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olduğunu duyurdu. Aydınlık Gazetesi 5 yıldır gizlenen Ergenekon örgütü şemasındaki bir numaranın eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olduğunu yazdı. MIT'in Ergenekon şemasını gören üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, şemanın lider kadro bölümünde eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu var. Aydınlığa göre mahkemenin Ergenekon örgütü şemasını 5 yıldır gizlemesinin nedeni Ankara'da yürütülen 28 Şubat operasyonu. Haksız gözaltılar ve keyfi uygulamalar Türkiye'ye 45 milyon liraya mal oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 5 yılda haksız gözaltı nedeniyle devlete 9 binin üzerinde dava açıldığını ve 45 milyon lira tazminat ödendiğini açıkladı. Haksız gözaltılar ve polisin keyfi uygulamaları Türkiye'ye 45 milyon liraya mal oldu. Mehmet Şimşek'e ait. Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, devletin haksız gözaltılar nedeniyle 45 milyon 141 bin lira tazminat ödediğini açıkladı. Bakan Şimşek, haksız gözaltı ve keyfi uygulamalar nedeniyle devlet aleyhine 9.219 dava açıldığını belirtti. Bakanın açıkladığı rakamlara göre Türkiye son 5 yılda 4.375 dosyaya tazminat ödedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul şehir tiyatrolarındaki yeni yönetmeliğe sahip çıktı. Tiyatroyu bürokratların yönetimine teslim eden yeni yönetmeliğe karşı çıkanları ideolojik aktörler olarak niteleyen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararın arkasındayım dedi. Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararın da arkasındayım. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul şehir tiyatrolarını bürokratlara teslim eden yönetmelik değişikliği için böyle konuştu. AKP Bursa İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, şehir tiyatrolarını bürokratlara devreden yeni yönetmelik için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a tam destek verdi. Yönetmeliğe tepki gösterenleri de ideolojik aktörler olarak niteledi. Yeri geldiği zaman bunlar sanat derler, kültür derler. Nerede? Bunların sadece bu işin aktörleri var ya malum, ideolojik olarak davrananlar. O yönde zenginler, doğru. Bu noktada da ilkeli davranmaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararın da arkasındayım. Kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok doğru yapmıştır. Değerli izleyenler, az önce Zeytinburnu'ndaki tekstil fabrikasında başlayan yangına ilişkin haberimizi aktardık. Şimdi son gelişmeyi almak üzere İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar telefon attığımızda. Sayın Kayalar, iyi günler, iyi çalışmalar. Gelişmeleri senden dinleyelim. Neler yaşandı? Yangın kontrol altına alındı mı? İyi günler. Sabah 8.30 civarında Bakırköy Osmaniye'de başlayan bir depoda başlayan yangın yan yana bulunan 21 depoda sıçradı ve şu anda İstanbul Avrupa yakasındaki hemen hemen tüm İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın şu an itibariyle kısmen kontrol altına alınmış durumda. Yer yer alevler yine görebiliyoruz ama evet, kısmen kontrol altına alınmış diyebiliriz. İtfaiye ekiplerinin şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
hala su takviyeleri isteniyor. Çevre ilçelerden su takviyeleri geliyor. Buraya iş yeri sahipleri geliyor. İş yerindeki hasara bakmak için iş yeri sahipleri de geliyor. Yer yer bunları da görebiliyoruz. İncelemelerde bulunuyor. Bakırköy Belediye Başkanı Ateş İnan Erden geldi. Kendisi de buraların artık kaldırılması gerektiğini söyledi. Böyle bir açıklaması oldu. Denet daha geniş açıklamayı daha sonra yapacağım dedi. Şu anda İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu'nun buraya gelmesi bekleniyor. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar diyebiliriz. Volkan Kayalar, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar, Zeytinburnu'ndaki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Haber burada devam ediyor değerli izleyenler. Çin ve Rusya'nın denizde işbirliği 2012 ortak askeri tatbikatı Sarıdeniz'de başladı. 6 gün sürecek olan tatbikata Çin milli yapım gemi ve denizaltıları da dahil olmak üzere 16 gemi, Rusya ise 4 gemiyle katılıyor. Çin ve Rus donanmalarının denizde işbirliği 2012 askeri tatbikatı başladı. Sarıdeniz'de Japonya ve Tayvan arasında geniş bir bölgede yapılan tatbikat 6 gün sürecek. Çin tatbikata iki denizaltı ve destroyerler de dahil olmak üzere 16 gemiyle katıldı. Çin Deniz Kuvvetleri içinde milli yapım gemi ve denizaltılar da yer aldı. Rusya ise 4 askeri gemiyle tatbikata katıldı. Tatbikatta ortak kumanda merkezinin Çin'in Kuzey Deniz Filosu'nu barındıran Kuandiao Limanı'nda olduğu bildirildi. Gemiler arasındaki telsiz iletişiminin Rusça yapılacağı öğrenildi. İki ülke yetkilileri tatbikatın Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliği artırmak için yapıldığını açıkladı. Amerika, 2012 yeni strateji planında askeri gücünü Asya-Pasifik bölgesine kaydıracağını açıklamıştı. AKP hükümetinin İran toprak bütünlüğüne hedef alan açıklama ve girişimleri bölgede yeni bir krize neden oldu. İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Musul'da bir Türk uçağının alıkonulduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa el konulduğu bilgisini doğruladı. Türkiye ile Irak arasında yeni bir kriz ortaya çıktı. İran bir Türk askeri uçağına el koyduğu bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Önce AKP hükümetinin Irak toprak bütünlüğünü hedef alan açıklama ve girişimleri tepki çekti. Ardından sürgündeki Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'nin Türkiye ziyareti Irak yönetimindeki huzursuzluğu artırdı. Irak Başbakanı Maliki'nin Türkiye düşman devlet olma yolunda ilerliyor açıklaması durumun vehametini gözler önüne serdi. Son olarak İran Al-Suruma Haber Ajansı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağa el konulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri haberi doğruladı. Olay şöyle gelişti. Irak ve İran'ın ardından Türk basınında da yer alan bilgilere göre, Irak askerleri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Cuma günü Irak'ın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle uçağı takibe aldı. İddiaya göre askeri uçağı, Musul'un kuzeyindeki Nineveh bölgesine iniş yaptığında Iraklı askerler tarafından el konuldu. Uçaktaki askeri mürettebat gözaltına alındı ve uçak didik didik arandı. Iraklı yetkililer uçağın evraklarının tam olmadığını iddia etti. Uçak Türkiye'ye geri gönderilirken içinde bulunan 4 çeker zırhlı araca el konulduğu öğrenildi. Iraklı üst düzey bir yetkili uçaktaki zırhlı aracın içinde silah olduğunu iddia etti. Iraklı yetkili uçağın hava savunma sistemlerimizi aşarak izinsiz olarak hava sahamıza nasıl girdiği konusunda kapsamlı bir soruşturma başlattık dedi. Türkiye ise uçaktaki 4 çeker zırhlı aracın Irak Büyükelçisi için götürüldüğünü belirtti. İran hava sahasındayken ele geçirdiği Amerikan casus uçağının şifrelerini çözdü. İran Hava Veli Hacızade casus uçağın bir kopyasını yaptıklarını açıkladı. İran Amerikan casus uçağının şifrelerini kırdı. İran geçen Aralık ayında İran hava sahasındayken yakalanıp yere indirilen Amerika'nın RQ-170 tipi casus uçağının bir kopyasını da yapmayı başardığını bildirdi. İran Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, yazılım bilgileri dışında uçağın Amerika, Afganistan ve Pakistan'daki uçuşlarına dair bilgilere de ulaştıklarını söyledi. Hacızade,
yazılım ve donanımlardan anlaşıldığı kadarıyla Amerika'nın uçak teknolojisine ait son 50 yıldaki bilgilerin bu uçakta toplandığını açıkladı. Ve geçiyoruz Adana'ya değerli izleyenler. Adana'da Türkiye Gençlik Birliği öncülüğündeki yüzlerce genç Amerika ve AKP'nin savaş çığırtkanlığına tepki için sokağa döküldü. Arap ve Türk yüzlerce genç tek yürek oldu, Türkiye Suriye kardeştir diye aykırdı. Türk ve Suriye bayraklarının yan yana dalgalandığı yürüyüşe Adana halkı yoğun ilgi gösterdi. Birdir, birdir. Türkiye, Suriye birdir. Adana'daki Arap ve Türk yurttaşlar hep bir ağızdan Türkçe ve Arapça haykırdı bu sloganı. Tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiler yüzyıllardır sürdürdükleri kardeşliklerini. Adana'da Türkiye-Suriye kardeştir yürüyüşü düzenleyen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ellerinde Suriye ve Türkiye bayraklarıyla sokaklara döküldü. Gençler yola çıkar da Adanalılar durur mu? Onlar da katıldı yürüyüşe. Türkiye-Suriye kardeştir, Amerika kardeştir. Suriyeli Raha Kayan'la Fatma Altınkayan da katıldı Atatürkçü gençlerin bu kardeşlik yürüyüşüne. Raha Kaya'nın bu gözyaşları Suriye'ye duyduğu sevginin en güzel kanıtıydı belki de. Adana'da yaşayan Arap yurttaşların ellerinde taşıdıkları bir pankart da görülmeye değerdi. Diren Suriye, Türkiye seninle pankartı arkasında yürüyen yüzlerce Adanalı Atatürk Parkı'nda önce Kurtuluş Savaşı şehitleri adına saygı duruşunda bulundu. Sonra da en gür sesleriyle İstiklal Marşı'nı söyledi. TGB Adana Şube Başkanı Samet Altın, Amerika'nın bölgedeki savaş girişimine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Irak, Afganistan ve Libya'nın ardından Suriye'ye yönelmiştir ve Türk askerini Suriye'nin üzerine sürmeye çalışmaktadır. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndaki muhalefet milletvekillerinin Suriye'ye gidip incelemelerde bulunma talebine AKP'li komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün karşı çıktı. Üstün, milletvekillerinin başına bir hal gelirse bu Suriye ile savaş nedenidir dedi. Üstün'ün bu açıklamasına CHP Hatay milletvekili Refik Er Yılmaz'dan yanıt geldi. Er Yılmaz, önümüzdeki hafta Suriye'ye gidip Türk halkının Suriye halkının yanında olduğunu ileteceğiz dedi. Şunu da ortaya koyuyor. Türk halkının gerçekleri öğrenmesini istemiyorlar. CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, AKP'li Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün komisyon üyelerinin Suriye'ye gitmesine karşı çıkmasını böyle değerlendirdi. Komisyonun CHP, MHP ve BDP'li milletvekilleri Suriye'ye giderek incelemelerde bulunmayı talep etmişti. Üstün ise Suriye'de milletvekillerimizin başına bir hal gelirse bu bir savaş nedenidir demişti. Barış içinde bir arada yaşamanın 5 temel ilkesi doğrultusunda iyi ilişkilere ihtiyaç var. İşçi Partisi'nin İstanbul Ümraniye'de düzenlediği Suriye konulu panelde konuşan Er Yılmaz Üstün'e yanıt verdi. Eminim Suriyeli yetkililer bu konuda gerektiği güvenlik tedbirlerini de alacaktır. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin özel temsilcisi Annan Suriye'de. Şu anda 30 tane temsilci, Birleşmiş Milletler temsilcisi Suriye'de. Gazeteciler gidiyor, geliyor, bir şey yok. Ne zaman ki Türkiye'den insan hakları inceleme komisyonu milletvekili üyeleri oraya gidecek, efendim öldürülecekler. Bu aslında AKP'nin Suriye bakış açısını da ortaya koyuyor. Türk halkının gerçekleri öğrenmesini istemiyorlar. Ama biz gideceğiz. En kötü ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde Suriye'ye gideceğiz ve Türk halkının Suriye halkının yanında
kendilerine ileteceğiz. Ümraniye'deki panelde İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray, emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yuva ve Türkiye Gençlik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Utku Reyhan da birer konuşma yaptı. Uluslararası dayanışmayı, antifaşist ve savaş karşıtı mücadeleyi hem Ümraniye'de hem bütün Türkiye'de yükseltmek dileğiyle saygı. Değerli izleyenler, geçiyoruz sıradaki haberimize. Tekirdağ'daki Hayrabolu Tekstil Fabrikası'nda 2 aydır maaş alamayan işçiler isyan etti. İşverenin üretilen son parti malı gizlice kaçırmaya kalkması üzerine işçiler fabrikayı işgal etti. 4 gündür fabrikada yatıp kalkan işçiler işvereni fabrikaya sokmuyor. İşçiler 4 gündür süren işgal eylemini ulusal kanala anlattı. Hayrabolu tekstil işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 4 gündür fabrika işgali eylemi yapıyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 110 işçi ürettikleri malların müşteriye teslim edilmesine de izin vermiyor. Gece gelip bizden habersiz malı çalmaya kalktılar. Ve bizim Çerkez Müselim'den arkadaşlarımız gelip onları durdurdu. Sonra biz de geldik. 4 günden beri biz burada grev yapıyoruz. İşçiler 4 gündür fabrikada grev yaparken fabrika ortağı müşteri firma temsilcisiyle beraber güvenlik güçleri eşliğinde fabrikaya girmek istedi. Ancak işçiler fabrikaya girilmesine izin vermedi. Bütün arkadaşlar olarak sadece hakkımızı istiyoruz. İşveren de gelsin burada bize alacağımızı ödesin, sessiz sakin bir şekilde ayrılalım. Polisle jandarmayla hiçbir yere varılmaz. Müşteri firmasının temsilcisi malları alabilmek için işçileri ikna etmeye çalıştıysa da sonuç alamadı. Siz patronunuzu ortam olacaksınız. Onunla durumunuzu söyleyeceksiniz. O gelecek malı teslim edecek. Artık bizim paramızı getirsin o şekilde. Biz buradan para almadan hiçbir şey vermeyeceğiz. İkna çabaları sonuçsuz kalan müşteri firma temsilcisinin siparişlerini zor kullanarak almayacaklarını söylemesi işçilerden destek gördü. İçeri girip mal almak gibi bir durum yok. Olsaydı bunu yıllar önce ben yapardım. Fabrikanın ortağı ise işçilerinin yanına bile gelemedi. Araçta beklerken kameralarımızı görünce de ceketiyle yüzünü örtmek istedi. İşçiler fabrikaya ve mallara zarar verecek bir eylemleri olmadığını ama paralarını alıncaya kadar pes etmeyeceklerini ifade etti. Alsın parayı getirsin, alsın malı ben yükleyeceğim, kendim yükleyeceğim malı. Biz kendimiz malını yükleyeceğiz onun arabaya. Paranızı alana kadar vermeyeceksiniz değil mi malı? Asla, asla. Nöbet burada. Malı verir. Gelsin alsın. Kimden alacağız? Gelsin alsın. Kim verecek bizim paramızı? Yola devam. Başka diyecek bir şey yok. Versin paramızı, alsın malını. Paramızı alıncaya kadar devam. İşçilerin eyleme başlamasıyla fabrika yemekhanesi kapatılırken işçilerin yemeğini esnaf veriyor. Ama artık esnaf da bize yemek getiriyor. Evet. Esnaf belediyede. Şimdiye kadar aç mücadele ettik. Şimdiden sonra esnaf da bizim arkamızda. Şimdiden sonra hiç mücadeleyi bırakmayacağız. İşçiler devlet yetkililerinin umursamazlığına da isyan etti. Biz bu devletin evlatları değil miyiz arkadaşlar? Hayır. Hayır. Bizim elimizde hiçbir tutan yok. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi bu kez İzmir'de toplandı. Taban hareketi ayağa kalkacak sloganıyla toplanan kurultaydan konfederasyonlara 1 Mayıs uyarısı geldi. 1 Mayıs parçalanma değil, işçi sınıfına karşı yapılan saldırılara birlikte mücadele etme günüdür denildi. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi İzmir Kurultayı Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kurultayın ardından Türkiye işçi sınıfını ve özelleştirmelerin ülkemizi getirdiği noktayı anlatan görsel sunum yapıldı. ODİH İzmir Yürütme Kurulu Başkanı Talat Özdemir'in gündeminde 1 Mayıs vardı. Bu sendika orada, bu konfederasyon burada. Hani birlik, beraberlik? Özdemir bölünmeye karşı çıktı. 1 Mayıs işçi bayramında işçi sınıfını bölmeye hiç kimsenin hakkı yok. Aynı yerde birlik beraberlik içerisinde 1 Mayıs işçi bayramı. ODTÜ öğretim üyesi Yıldırım Koç, 2012'de işçi sınıfı ayağa kalkacaktır, büyük işaretleri var dedi. 2012 dönüm noktasıdır. Niye dönüm noktasıdır? Bir,
Dünya kapitalizminin 3. küresel krizi etkilerini peyderpey daha da yaygın bir biçimde hissettirecektir. 2. Türkiye kapitalizminin cari açık sorunu Türkiye'yi ya döviz fiyatlarının patladığı, gerçek değerine çıktığı ya da savaş nedeniyle Türkiye'de enflasyonun olduğu bir noktaya gelecektir. Devlet memuruna bu yıl %3, %4 verip enflasyon %50 olursa o memur senin üyelerinin bile memur sene ve hükümete karşı yaşaya göstereceği tepkileri hep birlikte yaşayacağız. Kurultaya Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı ve İzmir Tabip Odası Yöneticisi Doktor Ali Gül, Eğitim İş İzmir Şube Başkanı Ömer Lütfü Değirmenci, Basın İş İzmir Şube Başkanı Yılmaz Yurter'in yanı sıra 16 iş kolundan sendikalı işçiler ve taşeron işçiler katıldı. İşçileri hedefe götürecek, gerçekten de hedefine ulaştıracak bir ayaklanmanın başlangıcıdır. Bu oluşuma destek vermesi gerekmektedir. Herkes alanlara gelmelidir. Ulusal Demokratik İşçi Hareketi Kurultayı sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erdi. Ve spor gündemi değerli izleyenler, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe puan farkını 2'ye indirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolun adaleti olsa, iyi futbola puan verilse tabii 3 puan Galatasaray'ın hakkıydı diye konuştu. Derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertli takım 3 puan aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'yi kutladı. Terim 3 puan aldılar, kendi oyuncularımı da kutluyorum. Hiçbir zaman beraberlik düşünmeyip oyunun her türlü altından kalkmaya çalıştılar. Olağanüstü de oynadılar. Tek eksikleri çok yakın mesafeden topu içeri atamamaktı. Kaybettik diye böyle oynanan bir takıma kalkıp bir şey diyecek halim yok açıkçası. Son yıllardaki en tek taraflı derbi oldu herhalde. İkinci yarı için söylüyorum özellikle. O yüzden onlara da kızamıyorum. Kime kızacağım? Kendime kızayım bari dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da futbol olarak Galatasaray'ın kendilerinden daha üstün olduğunu belirtti. Futbolun adaleti olsa, iyi futbola puan verilse tabii Galatasaray'ın 3 puan daha hakkıydı. Bunu da belirtmek gerekiyor dedi. Aykut Kocaman, ana düşüncelerinin hangi şartlarda olursa olsun galibiyeti çıkartmak olduğunu kaydetti ve büyük bir mücadele örneği veren ve maçı birkaç oyuncusuyla sakat tamamlamak zorunda kalan futbolcu arkadaşlarımı yürekten kutlamak istiyorum. Böyle bir galibiyete, böyle bir ortamda ihtiyacımız vardı. Fenerbahçelilere armağan olsun dedi. Değerli izleyenler, haber burada. Kısa bir aranın ardından saat 2'de Tuamiral Türker Ertürk'ün Suriye'ye ilişkin gözlemlerini aktarmasıyla devam edecek. Mutlu günler diliyoruz. Günler değerli izleyenler, haber burada ikinci bölümüyle devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Anıtkabir'e çelenk konulmasıyla başladı. Anıtkabir'deki törene Tayyip Erdoğan katılmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanmaya başlandı. Ankara'daki kutlamalar Anıtkabir'e çelenk konulmasıyla başladı. Anıtkabir'deki çelenk törenine Başbakan Tayyip Erdoğan katılmadı. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ'la, bakanlar Sadullah Ergin, Fatma Şahin, Hayati Yazıcı, Suat Kılıç, Taner Yıldız ve İsmet Yılmaz katıldı.
Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle çok sayıda milletvekili de törende hazır bulundu. Heyetin Aslanlı Yolda yürümesinin ardından Meclis Başkanı Çiçek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çiçek ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamalar kabul edildi. 23 Nisan için İstanbul'daki ilk tören Taksim Meydanı'nda düzenlendi. Törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış anıt özel defterini imzaladı. Ardından İnönü Stadyumu'ndaki kutlamalara geçildi. İzmir'deki 23 Nisan kutlamalarının adresi ise Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törende İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Hatay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla protokol üyelerinin koltuklarını temsil olarak devrettikleri öğrenciler Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Değerli izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mecliste kutlamaları kabul ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, tutuklu vekiller hakkındaki soruyu meclisin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan'da gündem dışı saydı ve yanıtlamadı. Hem bu hafta içerisinde tutuklu vekiller konusunda bir temasınız olması bekleniyor. Takvimi netleştirdiniz mi? Bu işleri bugün 23'tü sen. Evet. Sizin söylediniz 24-25 falan daha sonraki günlerle alakalı. Efendim, konu. Koltukta boş. Evet. Sayın Başbakan. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara da sıçradı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden yangında bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Bir son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı. Zeytinburnu'nda bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında bir kişi yaralandı. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki Akın Tekstil Fabrikası alanı içinde yer alan YDM'in deposu saat 9 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangınla beraber depodan patlama sesleri yükseldi. Yangından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. 6 ayrı bölgeden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında gökyüzüne yükselen dumanlar Anadolu yakasından da görüldü. Karton, kağıt iplik ve benzeri üretim yapan 20'ye yakın firmanın bulunduğu öğrenilen üretim tesislerinde bulunan malzemeler dışarı çıkarıldı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışmalarına başladı. Yangının yanan fabrikanın bitişiğindeki bir başka fabrikaya daha sıçradığı öğrenildi. Bir son dakika bilgisine göre yangın kontrol altına alındı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, meclisteki dört partinin yeni anayasada uzlaşmaması halinde bir B planlarının olduğunu açıkladı. Atalay, bir açmaz olursa B planını devreye sokar, yeni anayasayı yaparız dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi. Dün açıklama yaptı. Atalay, diğer üç parti muhalefet etse bile AKP hükümetinin yeni anayasayı çıkaracağını söyledi. Atalay, B planını da devreye koyar, biz bu yeni anayasayı yaparız dedi. Nisan sonu artık maddeleştirmelere ve yazıma başlayacaklar. Partilerin esas niyetlerini de orada göreceğiz. Şu ana kadar daha çok dinleme, görüş alma ve olgunlaştırmaydı. Ama başbakanımız da açıkladı. Bizim kararlılığımız hep sürecek. Hatta burada bir açmaz olursa B planımız var. B planını da devreye koyar, biz bu yeni anayasayı yaparız. Ben de. Beşir Atalay, B planının ne olduğu konusunda net bir bilgi vermedi. Ancak onu şimdi ben söylemiyorum. Gerekirse partilerden bir kısmıyla olabilir bu, yanıtını verdi. Gizlenen Ergenekon şemasının bir numarası ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi bir numaranın 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olduğunu duyurdu. Aydınlık Gazetesi 5 yıldır gizlenen Ergenekon örgütü şemasındaki bir numaranın eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı olduğunu yazdı.
MIT'in Ergenekon şemasını gören üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, şemanın lider kadro bölümünde eski genelkurmay başkanları İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu var. Aydınlığa göre mahkemenin Ergenekon örgütü şemasını 5 yıldır gizlemesinin nedeni Ankara'da yürütülen 28 Şubat operasyonu. BDP eş başkanlar düzeyinde bir heyetle Kürt sorunu görüşmek üzere Washington'da. BDP'nin Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, ABD artık bu işin içinde. PKK acilen eylemsizlik kararı ilan etmeli, Türk devleti de operasyonları durdurmalı diye konuştu. Aynı saatlerde Bursa'da konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan da aynı formülü ilan etti. Şerafettin Elçi. BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak'la BDP milletvekili Nazmi Gür ve DTK eş başkanı Ahmet Türk'ten oluşan grup dün Amerika'ya gitti. 29 Nisan'a kadar Amerika'da kalacak olan BDP'li grup, Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Türkiye'nin Amerikan Büyükelçisi Namık'tan ve Kuzey Irak Kukla Yönetimi Hükümeti'nin Amerikan temsilcisi Kubat Talabani ile görüşecek. BDP'nin Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, Amerika ziyaretini Taraf gazetesine değerlendirdi. Elçi, Kuzey Irak'taki Kukla Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye'ye geldiğinde baş başa görüştüğü isimdi. Amerika, bölgesel barışın Kürt sorununun çözümünde olduğunu nihayet anladı. Amerika artık bu işin içinde. Amerika, Kürt konferansının sonuç vermesinin PKK'nın da sürece dahil olmasından geçtiğini ve bunun ilk adımının çatışmaların son bulması olduğunun farkında. Sayın Barzani ile görüşmemizde kendisini umutlu gördüm. PKK'nın acilen bir eylemsizlik kararı ilan etmesi ve konferansa katılması gerek. Buna karşılık Türk devletinin operasyonları durdurması lazım. İlk adım budur. Şerafettin Elçi bu açıklamaları yaparken Başbakan Tayyip Erdoğan da aynı politikaları Bursa'da yaptığı konuşmada savundu. Terör örgütü silah bırakmadıkça bu operasyonlar sürecektir. Ancak silah bırakıldığı anda, o zaman da güvenlik güçlerimiz, değerli kardeşlerim, bu operasyonlardan vazgeçer. Erdoğan konuşmasında PKK ve BDP'ye de baskılardan kurtulacaksınız vaadinde bulundu. Onları şiddetten, o baskıdan kurtaracak bir adımı bizim attığımız bu adımlarla inşallah kurtaracağız. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul şehir tiyatrolarındaki yeni yönetmeliğe sahip çıktı. Tiyatroyu bürokratların yönetimine teslim eden yeni yönetmeliğe karşı çıkanları ideolojik aktörler olarak niteleyen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararın arkasındayım dedi. Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararın da arkasındayım. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul şehir tiyatrolarını bürokratlara teslim eden yönetmelik değişikliği için böyle konuştu. AKP Bursa İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, şehir tiyatrolarını bürokratlara devreden yeni yönetmelik için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a tam destek verdi. Yönetmeliğe tepki gösterenleri de ideolojik aktörler olarak niteledi. Yeri geldiği zaman bunlar sanat derler, kültür derler. Nerede? Bunların sadece bu işin aktörleri var ya malum, ideolojik olarak davrananlar. O yönde zenginler, doğru. Bu noktada da ilkeli davranmaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin aldığı kararın da arkasındayım. Kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok doğru yapmıştır. Çin ve Rusya'nın denizde işbirliği 2012 askeri ortak tatbikatı Sarıdeniz'de başladı. 6 gün sürecek olan tatbikata Çin milli yapım gemi ve denizaltıları da dahil olmak üzere 16 gemi, Rusya ise 4 gemiyle katılıyor. Çin ve Rus donanmalarının denizde işbirliği 2012 askeri tatbikatı başladı. Sarıdeniz'de Japonya ve Tayvan arasında geniş bir bölgede yapılan tatbikat 6 gün sürecek. Çin tatbikata 2 denizaltı ve destroyerler de dahil olmak üzere 16 gemiyle katıldı. Çin Deniz Kuvvetleri içinde milli yapım gemi ve denizaltılarda yer aldı. Rusya ise 4 askeri gemiyle tatbikata katıldı.
Tatbikatta ortak kumanda merkezinin Çin'in Kuzey Deniz Filosu'nu barındıran Kuandiao limanında olduğu bildirildi. Gemiler arasındaki telsiz iletişiminin Rusça yapılacağı öğrenildi. İki ülke yetkilileri tatbikatın Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliği artırmak için yapıldığını açıkladı. Amerika, 2012 yeni strateji planında askeri gücünü Asya-Pasifik bölgesine kaydıracağını açıklamıştı. İran hava sahasındayken ele geçirdiği Amerikan casus uçağının şifrelerini çözdü. İran Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade casus uçağın bir kopyasını yaptıklarını açıkladı. İran Amerikan casus uçağının şifrelerini kırdı. İran geçen Aralık ayında İran hava sahasındayken yakalanıp yere indirilen Amerika'nın RQ-170 tipi casus uçağının bir kopyasını yaptıklarını açıkladı. İran Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, yazılım bilgileri dışında uçağın Amerika, Afganistan ve Pakistan'daki uçuşlarına dair bilgilere de ulaştıklarını söyledi. Hacızade, yazılım ve donanımlardan anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak teknolojisine ait son 50 yıldaki bilgilerinin bu uçakta toplandığını açıkladı. Drone. Apparently data is being decoded from a Sentinel craft which came down in December. Değerli izleyenler, haber burada devam ediyor. İkinci bölümde stüdyo konuğumuz emekli Tuğamiral ve Aydınlık Gazetesi yazarı Türker Ertürk. Türker Ertürk geçtiğimiz günlerde Suriye'ye bir haftalık ziyarette bulundu ve kendisi gözlemlerini aktaracak bizlere. Değerli Ertürk, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Ertürk, öncelikle bir haftalık bir ziyaret. İlk başta gözlemlerinizi bir temasta bulundunuz. Resmi yetkililer var mıydı yoksa sadece halkla mı bir aradaydınız? Anlatır mısınız bunları? Anlatmaya çalışayım ama müsaade ederseniz ilk önce bugün biliyorsunuz 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı idrak ediyoruz. Bu nedenle bu bayramı bize kazandıran ve Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük emekleri olan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini saygıyla, rahmetle, minnetle andığımı belirtmek istiyorum. Şimdi bir hafta sürmedi esasında. Çünkü Türkiye'de bir toplantıda olmam gerektiği için 3 gün sürdü Suriye ziyaretim. Beyrut üzerinden, Lübnan üzerinden intikal ettik. Önce uçakla Beyrut'a, daha sonra da karayolla Şam'a intikal ettik. Genelde size şunu soralım önce. Lütfen. Bu ülkeye girişte bir sıkıntı yaşadınız mı? Malum iç savaş olduğu söylenen, insanların birbirini boğazladığı söylenen bir ülkeye giriyorsunuz. Girişte sıkıntı yaşadınız mı? Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hatta karayoluyla Beyrut'tan Şam'a intikal ederken Beka'dan, malum meşhur Beka'dan geçtik. Hem de çok karanlıkta, gece yarısı geçtik. Hiçbir şey görmedim. Gezilerim genelde Şam varoşlarında ve çevresinde gelişti. Bir de intikal yolu üzerindeki çeşitli yerleşim bölgelerini gördüm. Size şöyle söyleyebilirim. Türkiye'den hiç farkı yok. Güvenlik açısından herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Şimdi bir de Suriye şöyle bir ülke görebildiğim kadarıyla. Sanki bir Anadolu'nun devamı, uzantısı gibi. Yani bir miktar arabada giderken veya yolda yürürken gözlerinizi kapatın, sonra tekrar açın. Kendinizi Anadolu'nun bir kasabasında, Anadolu'nun bir şehrinde zannedersiniz. Tek fark var, alfabe farkı. Bunun dışında yemekleriyle, yaşam tarzıyla, insanların giyimiyle aynı bir Anadolu. Şöyle söyleyeyim, daha önce çeşitli Arap ülkeleriyle ilişkim, Araplarla ilişkim oldu biliyorum. Örneğin bu gözlemi Mısır'da, bu gözlemi Libya'da, yani kuşan insanlar adetleriyle, giyim, kuşam tarzlarıyla tam bir Türkiye modeli gibi çok insanlarla görüştüm. Türkiye modeli derken burayı biraz daha açabilir misin?
Şöyle söyleyeyim, bize çok benziyorlar. Yaşam tarzları, giyim tarzları, yemek tarzları, dünyaya ve yaşama bakış tarzları bize çok benziyorlar. Bu bakımdan orada kendimi bir yabancı ülkedeki gibi hissetmedim. Bir güvenlik sorunu gibi herhangi bir problem müşahede etmedim. Şöyle söyleyeyim, yani gece televizyonda kanallara bakıyorum. Otokratik bir lider, tek parti rejimi var. Televizyonlarda Beşar Esad'ın görünürlüğü çok az. Görebildiğim kadarıyla rağmen gerek hitap tarzıyla öyle damarlarını şişirip sağa sola fırça atan, bağıran, böyle hoşgörüden yoksun bir lider izlenimi bende vermedi. Yani o zaman Türkiye ile ayrışan bir nokta var diyebiliriz, evet, en azından evet. Bugün için. Bir de bir sürü insanla konuştum. Bir de oradaki insanlarda ne yazık ki travma yaratmışız. Özellikle bu konuya geçmeden önce yine bağlantılı olarak görüştüğünüz kişiler halktan kişiler mi yoksa yetkililer var mıydı? Bunu da bir söylersek bilgi olarak. Ben oraya Dünya Televizyonu'nun bir programına katılmak, onlarla bir söyleşi yapmak üzere gittim. Hem halktan insanlarla karşılaştım, hem gazetecilerle karşılaştım, hem bazı bilim adamlarıyla, bazı sanatçılarla yemekte beraber olduk, onlarla konuştum. Yani Suriye'nin tüm geneline hakim olabilir miyim, olabildim mi? Tabii ki söylenemez ama bazı katmanlarla görüşmek, halkın gerçek kamuoyunun ne düşünüp düşünmediği hakkında bende bir izlenim yaratabilecek bazı görüşmelerde bulundum. Evet. Şunu söyleyebilirim. İnsanlar Türkiye'nin yaptıklarını yadırgıyorlar. Çünkü çok iyi ilişkiler geliştirilmişti. Hatta Sayın Başbakanımızla Beşar Esad arasındaki bu iyi ilişkiler, hatta kendisini bizzat evinde ağırlaması, neredeyse bir ara sınırlarımızı bile kaldıracak duruma gelmemiz nedeniyle hatta biraz da Van Münüt'ten etkilenerek orada insanlar çocuklarına bir ara neredeyse Recep ve Tayyip isimlerini bile vermişler. Gerçekten böyle. Biraz önce bir travmadan bahsettiniz. Şimdi travmayla devam edelim isterseniz. Nasıl bir travma bu Suriye'de yaşanan? Şimdi şöyle, travmanın etkisiyle o Recep ve Tayyip isimlerin hepsini reddediyorlar. Hepsini terk ediyorlar. Hatta başka şeylere doğru vermeye başlamışlar. Travma şöyle. Bu kadar iyi ilişkiler kurulduktan sonra bir günden öbür güne Türkiye niçin 180 derecelik bir tavır değişikliğine girdi, niçin emperyalizmin uçaklığını yaparak bize düşmanca ilişkiler geliştiriyor diye bir travma yaşamışlar ve hala da yaşıyorlar. Belki tek iyi tarafı bunun şu, bunun AKP'den kaynaklandığını, Türk halkından kaynaklanmadığını biliyor olmaları. Ben de dilimin döndüğünce gerek televizyon programında gerekse konuştuğum insanlara Türk halkı size iyi niyetli duyguları vardır. Asla sizle savaş arzu etmemektedir. Mücadelenize en kalbi desteklerini göndermişler diye anlatmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Ben Cumhuriyetimizin ikinci kuşağı sayılırım. Birinci kuşağı babamlardı. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucularında, babamda, dayımda bunu ziyadesiyle görmüştüm. Bir travma vardı Araplara karşı. Neydi bu? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Arap coğrafyası içinde Osmanlı askerini arkadan hançerlendiğini, İngiliz altınlarına Osmanlı askerini değişildiğini dair bir kanı vardı. Esasında biliyorsunuz tüm bunu Arap coğrafyasına yansıtmak mümkün değildi. Evet. Örneğin Suriye coğrafyasındaki Araplar Kurtuluş Savaşımıza destek vermişlerdi. Çanakkale'de bizlerle birlikte ölmüşlerdi. Hangi Arap coğrafyasıydı bunlar? Bugün emperyalizme işbirliği yapan, Suriye'de savaş çığırtkanlığı yapan Katar gibi, Bahreyn gibi, yani Vahabilerin, Haşimilerin bulunduğu coğrafya bize ihanet etmişti. Ama o zamanlar biz bunu Haşimi, Vahabi olarak değil de
tüm Arap dünyasına şamil etmiştik. Böyle bir travma yaşamıştık. Ben daha sonraları okuyarak, iyi bir eğitimden geçerek bu travmayı kendi içimde attım. Çünkü bu ihanetin esasında tüm Araplara şamil olmayacağını anladım. Ama bugün hala bu kanının veya travmanın bir anlamda etkilerini görmek mümkün aslında. Yani tabii bugün ki. Suriye tartışmasında bile halkın gözünde bu değerlendirmeler maalesef hala devam ediyor. Şimdi niçin ben bunu anlatıyorum? Biz bugün emperyalizmle işbirliği yaparak Suriye'ye terörist göndererek, terörizmi Suriye'ye ihraç ederek, Suriye'de bir askeri müdahalenin elverişli koşullarını hazırlamak gayesiyle düşmanca, hasmane duygularla işler yaparsak bu onlarda travma yaratır. Zaten ilk izlerini şu anda ben gezim sırasında gördüm. Travma ne demek biliyor musun? Evet. Nesiller boyunca sürer. Yani bugün AKP'den kaynaklandığını yarınki Arap nesilleri, Suriye'de yaşayan insanlar değerlendiremez. Bunu Türklere şamil ederler. Ne olur? Komşu insanlar, komşu halklar birbirine düşman olurlar. Onun için buraya özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi biraz önce şöyle bir şey söylediniz. Türkiye'nin terörü desteklemesi anlamında. Suriye'deki görüşmelerinizde, gözlem incelemelerinizde Türkiye'nin terörü desteklediğini, yani silahlı veya silahsız, size oradan gösterecek çeşitli doneler edindiniz mi? Böyle bir şey var mı? Oradan görmek mümkün mü? Örneklerle anlattılar. Türkiye'de kışkırtma amaçlı biliyorsunuz sınırın hemen ötesine kamplar kurdular. Bu kamplarda insanların bu kamplara göç etmesi için özendirici bir sürü Türkiye tedbirler alıyor. Ve burada bulunan insanlar silahla geceleri gidiyorlar güneye, terör yapıyorlar ve geriye dönüyorlar. Bunu örneklerle ve resimlerle bana anlattılar. Bu uygun bir davranış olabilir mi? Şimdi bugün o kamplarda silahlı bu teröristler resim, var. Resim ve örnek belgeleri olayı çok önemli. Burayı biraz daha ayrıntılı anlatabilir miyiz? Bu şekilde mesela size aktarılan kaç olay vardı veya işte bu olayın ayrıntısı nedir? Bir sürü örnek anlattılar. Hatta bir tanesi galiba Aydınlık Gazetesi'nde de çıktı. İngiliz Guardian Gazetesi'nden alınmış bir haberdi bu. Silahlı bir terörist Kızılay Çadırı'nda gündüz oturuyor, gece Suriye'ye taarruz edecek. Bunu da açıkça söylüyor. Bunu örneklerle anlattılar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'deki bu kamplara Suriye'de yaşayan insanlar göç etsin diye özendirici tedbirler alınıyor. Ne yapılıyor? Katar ve Suudi Arabistan'ın sağladığı fonlardan para veriyorlar. $1,000. $1,000 çok para. Şöyle söyleyeyim, orada insanların örneğin bir askerin aldığı para işte ne bileyim $300-$400'dan $700-$800'a kadar çıkıyor. Siz orada hem de bir ay çalışacaksınız. Hiç çalışmadan geleceksiniz kampa. Akşama kadar tavla oynayın, yiyin, için, muhabbet edin. Size ayda $1,000 verecekler. Evet. Bu nedir? Bu düşmanca bir davranış değil mi? Örneğin sınırımızın ötesinde bizim ülkemiz için başkaları yapsa bu doğru bir davranış olarak nitelendirilebilir mi? Ki yıllardır biz terör örgütü PKK'nın sınır ötesindeki farklı kamplarda beslendiğini, özellikle İran kuzeyindeki terör bataklığı dediğimiz bölgede desteklendiğini belirterek tepkilerimizi ülke olarak dile getiriyorduk. Bakın. Şöyle biraz önce haberlerde siz okudunuz. Ne diyor başbakanımız? PKK yani teröristler silah bırakmadıkça diyor operasyonlarımız sürecektir. Peki sen nasıl Suriye'de ordu güçlerine, güvenlik güçlerine silah bırak diyorsun? O da diyor ki, Beşar Esad diyor ki veya Suriye yönetimi diyor ki teröristler silahını bıraksın ben de operasyonlarıma son vereceğim diyor. Sen kendin için gördüğün hakkı komşun için görmüyorsun. Niye? Çünkü böyle görmemen için emperyalizm sana direktif veriyor. Böyle görmemen için Katar, Suudi Arabistan sana para veriyor. Hatta biliyorsunuz başbakanımız yine Katar'a gittiler. Evet. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bana anlattılar. Para verdik. Karşılığını ödeyin diyorlar. Karşılığı ne? Kan. Bizim çocuklarımızın Suriye'ye savaşmak için gönderecek çocuklarımızın kanı. Bunu istiyorlar bizden. Bu doğru bir davranış olabilir mi? Bir de en çok ağırlarına giden
Suriye'de yaşayan insanların demokrasi ve insan hakları konusunda Katar gibi, Bahreyn gibi, Suudi Arabistan gibi çağ dışı, kendi ülkesinde demokrasinin en ufak bir taneciğini bile yeşertmeyen ülkeler tarafından akıl almak, akıl dinlemek, tavsiye dinlemek, bu çok ağırlarına gidiyor. Örneğin 22 tane biliyorsunuz Arap ülkesi var. Evet. 22 tane Arap ülkesi arasında bir sıralama yapsanız belli kriterlere göre, demokrasi sıralaması, insan hakları sıralaması, kadınların gördüğü insani muamele sıralaması yapsanız, bu saydığım demokrasi ihracı yapıyorum endişesi tanıyan kendisine bu misyonu yükleyen ülkeler bu sıralamada sonuncu olurlar. Suriye, evet Suriye tabii ki Batı demokrasisi değil. Tabii ki Suriye'nin bir sürü eksikleri var. Ama Suriye en başta yer alır. Peki hemen bu noktada şunu soralım. Demokrasinin belli kriterleri var. Halkın yönetime katılması anlamında, kadınların toplumsal, ekonomik hayatta, siyasi hayatta yer alması bakımından, gençlerin durumu, işte temsil durumu, yine aynı şekilde milli gelir meseleleri. Bu açıdan baktığımızda Suriye nasıl bir tablo çiziyor? Diğer Arap ülkelerini biliyorum. Yani diğer Arap ülkelerine göre hem iyi durumda hem de bir sürü tedbirler almışlar. Bir sürü reformlar yapmışlar. Ne yapmışlar? Yeni anayasa yapmışlar. 7 tane af çıkarmışlar. Şimdi yaklaşıyor 7 Mayıs'ta genel seçimler yapılacak. Evet. Niye şans tanımıyorsunuz? Demokrasi bırakın, insan hakları yeşersin Suriye'de. Şimdi en çok şikayet ettikleri konu da şu. Özellikle Tayyip Erdoğan'dan şikayetçiler. Ne dediğini bilmiyor diyorlar. Bize Katar'ın, bize Suudi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin söylediğini tekrarlamaktan öteye diyorlar. Örneğin diyorlar, soruyoruz Sayın Tayyip Erdoğan, ne istiyorsunuz bizden? Yani neyi yapalım? Hani bir zamanlar hatırlar mısınız? Türkiye'de derlerdi ki demokrasinin önünde bazı engeller var. Nedir var? 141 var, 142 var, 163 var. Şimdi bunları kaldıralım, demokrasi gelsin. Gelsin derlerdi. Şimdi örneğin Suriye yöneticileri soruyormuş. Ne yapalım? Yani anayasamızda hangi maddeyi değiştirelim? Ne yapalım? Örneğin mesela antidemokratik bir %10 barajı var da bu barajı mı kaldıralım? %2,5'a mı çekelim? Hayır. Bizim Başbakan Erdoğan'ın böyle bir teklifi yokmuş. Tek bir şey söylüyormuş. İktidardan çekil. Niye çekilsin? Bakın size bir örnek vereyim. Bir de en çok gözlem yapabildiğim şey halk desteği var. Nasıl bir destek? Nasıl vücut buluyor yani, halk desteği? Yani halkın bu uygar, bu iyi eğitilmiş, biliyorsunuz göz mütehassısı, hekim kendisi, ailesiyle olumlu bir havası var Suriye halkı üzerinde. Seviyorlar. Yani Suriye'de çok güçlü, bir de Suriye çok hassas bir ülke. Biliyorsunuz bir etnik, tabii ki Arap yoğunluğu, Arap ezici yoğunluğu olmasına göre bir etnik, dinsel ve mezhepsel bir kompozisyon. Çok hassas bir denge. Bu dengeyi ancak o tutabilir. Siz kısa sürede bunun gitmesini isterseniz bu ülkeye kaos istiyorsunuz demektir. Bu uygun görülebilir mi? Hayır. Bunu kabul bile doğrudan etmez. Örneğini Libya'da da görmek mümkün. Herhalde yani Ulusal Geçiş Konseyi, demokrasiyi getirecek Ulusal Geçiş Konseyi şimdi maalesef 60-70 bin insana tecavüz ediyor, hapiste tutuyor ve katlediyor. Arap Baharı'nı da örnek verdiler. Hangi Arap Baharı'nın yeşerdiği ülkelerde demokrasi geldi, insan hakları geldi? Hangi Arap Baharı'nın geliştiği ülkelerde İsrail'e karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir karşı yaptırım geldi? Bir de diyormuş ki başbakan, Müslüman kardeşlerinin önünü açın, onlar iktidara gelsin. Bakınız, Müslüman kardeşlerin iktidara geldiği Mısır'ı size örnek vereyim. Demokrasi geldi mi? Evet. Bakınız İsrail'e karşı ne diyorlardı? Bu askeri yönetim, bu mübarek yönetimi Filistin davasına inancı yok. Filistinleri desteklemiyor diyordu. Doğru mu? Peki Müslüman kardeşler geldi, Filistin'e destek ne seviyede? Ben size söyleyeyim, tek imdat kapısı var, tek nefes alabileceği yer var, refah kapısı Gazze'nin, açmıyorlar. Ne dediler Müslüman kardeşler ilk iktidara geldiğinde? Camp David'e dokunmayacağız, İsrail'e dokunmayacağız. Peki siz Suriye'yi bölerseniz, Suriye'de kaos yaratırsanız kim kazanacak? İsrail kazanacak, Golan işgal altında.
Bakınız bugün en yetkili ağızlardan, Filistin davasının en büyük savunucuları tarafından, hatta Kaddumi tarafından da ifade edildi. Bugüne kadar en büyük destek Filistin davasına Suriye'den gelmiştir. Eğer siz Suriye'yi ortadan kaldırmaya kalkıyorsanız, Filistin davasını İsrail lehine çözmek istiyorsunuz demektir. Ondan sonra başbakana da kızıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'a şu konuda da kızıyorlar. Kendi ülkende demokrasi var mı diyorlar. Bakın bugün zindanlarda, bugün hapishanelerde aydınlar, siyaset adamları, bilim adamları, yurtsever askerler uydurma belgelerle yatıyorlar. Doğru değil mi uydurma belge olduğu? Peki uydurma belge olduğunu yazan, çizen gazetecilerin başına neler geliyor? İsterseniz sorun işte Aydınlık Gazetesi'nde Özdemir İnce yazacak. Evet. Sorun. Başkalarına sorun. Kime sorun? Emir Çolaşan'a sorun. Bekir Coşkun'a sorun. Hürriyet'ten atılanlara sorun. NTV'den atılanlara sorun. Şimdi dönüş yolunda tekrar Beyrut'tan uçağa bineceğim. Uçağa binerken hemen körüğün orada biliyorsunuz gazeteler var. Evet. Şimdi gazetelere gittim. Bakıyorum. O yok, bu yok, o yok. Malum gazeteler. Ya bir tanesinde adını vereyim. Star. Binlerce koymuşlar. Ya okuyan yok, alan yok. Uçak kalkıyor, atıyorlar, denize atıyorlar galiba. Niçin koyuyorsunuz oraya? Zaten biliyorsunuz onlar marketlerde bir sanayi alırsanız bedava veriyorlar. Yani okunacak için okunacak gazeteler değiller ki. Hepsi böyle. Neyse uçağın içine bindik. Bir tabloya koymuş. Today zamanla öbür zamanı getiriyor. Dedim ki kardeşim bu gazeteleri ben okumuyorum. Bana doğru dürüst gazete getirin. Yüksek sesle de bağırıyorum. Dedim ki Aydınlık istiyorum. Dediler ki yok. Peki Yurt gazetesi? O da yok. Sözcü? O da yok. Yeni Çağ? O da yok. Cumhuriyet? En sonunda yani artık sesimi yükseltiyorum. Ya kardeşim diyorum, ne biçim genel müdürünüz var sizin ya? Bu ahlaklı, bu düzgün bir davranış olabilir mi? Niçin bu gazeteler yok? Ben size söyleyeyim niçin yok. Çünkü bu gazeteler gerçeği yazıyor. Farklı bugün toplumda, bu toplumda bir sanal algı yaratmışlar. Bu sanal algının dışında gerçekleri yazanı Türk toplumu okusun istemiyorlar. Sayın Ertuğrul, tam da bu sanal algı üzerinden Suriye'ye dönersek. Bir silahlı çatışmalar, isyancılar kaynaklı silahlı çatışmalar üzerinden sınır ihlali tartışması başladı ve arkasından bir savaş birden Türkiye'nin gündemine oturdu. Sizce Suriye'deki gözlemlerin ve incelemelerin, görüşmelerin ardından Türkiye ile Suriye arasındaki bugünkü durumda bir savaş tehlikesi var mı? Bütün millet ilk başta aslında buna bakıyor. Belki de bütün bölge, bütün Türkiye buna bakıyor. Bu konudaki gözleminiz nedir? Türkiye ve Suriye arasında savaş tehlikesi vardır. Niçin vardır? Çünkü Suriye'de rejim değişikliği yapılmak isteniyor. Suriye aynı zamanda birinci mehrale, esas İran'a müdahale edilmek isteniyor. İran'a müdahale edilmeden önce Suriye'nin işinin halledilmesi lazım. Yalnız tabii Libya gibi değil, Birleşmiş Milletler'den karar çıkarılamıyor. Çin ve Rus vetoları yüzünden, aynı zamanda Çin ve Rus adeta bir anti-emperyalist blok oluşturmuş. Buradaki Orta Doğu'daki işte Suriye, Irak, İran, Lübnan, Hizbullah, Hamas'ın o birlikteliğine, o direnç noktasına destek veriyor yıkılmasınlar diye. Bundan dolayı mutazarrırlar. Suriye'yi ilk planda buradan ayırmak, Suriye'yi yıkmak istiyorlar. Şimdi Suriye'ye Amerika Birleşik Devletleri niye müdahale edemiyor? Çünkü veto var önünde. Ne yapılması lazım? Bir maşa vasıtasıyla yapılması lazım. Maşa kim? AKP maşa. Tabii ki Türkiye'ye bunu yakıştıramadığım için Türkiye diyemiyorum. Benim ülkem o çünkü. Doğduğum, bu topraklarda defnedileceğim, sevdiğim ülkem. Onun için ülkemin adını veremiyorum. AKP bunun maşası. Türkiye'yi bir şekilde buraya sokmak istiyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Türk toplumunda bir algı operasyonu yapıyorlar. Yani Suriye'de Müslümanlar var, inançlı insanlar var. Ondan sonra tırnak içinde söylüyorum, yönetimde Aleviler var. Bunlar zaten dinsiz, imansızlardır. Tamam mı? Bunları eziyorlar. Dini ibadetlerini yerine getiremiyorlar. Zaten televizyonlarda görüyorsunuz algıyı. Evet. İşte bir yerde bir bomba patlıyor. Bir çocuk ağlaması. Arkasında Allahu Ekber. Ben buradan inançlı insanlarımıza, mütedeyyin insanlarımıza seslenmek istiyorum. Sizi kandırıyorlar.
sizin dini duygularınızı istismar ediyorlar. Orada dinin gerekleri yerine getirilemiyor diye bir izlenim yaratmaya, Suriye'ye sizin çocuklarınızı savaş için göndermeye çalışıyorlar. Bunun için yapıyorlar bunu. Zaten bunun için yapmıyor olsalar, işte biliyorsunuz El Cezire'den 5 tane muhabir istifa etti. Ne dedi? Evet. Biz dedi oturuyoruz bilgisayarda bir de şöyle bilgisayarda ne bileyim oradan bir ev alıyoruz, buradan bir çocuk sesi alıyoruz, buradan bir ibadet şeysi alıyoruz, ritüeli alıyoruz, birleştiriyoruz, bir program yapıyoruz, bir istismar programı, bir provokasyon hazırlıyoruz. CNN muhabiri yakalandı. Evet. Doğru değil mi bunlar? Eğer Suriye'de gerçekten böyle şeyler oluyorsa niye bunları yapsınlar? Peki bizim ülkemiz ne durumda? Siz biliyor musunuz Nevruz'da neler oldu bu ülkede? Hangi basın yazdı bunu? Yazmayanları Türk Hava Yolları'nın şeyine koyuyorlar okusunlar diye. Ama halk da okuyunca zannediyor ki gerçekler budur. Türk halkına buradan söylüyorum. Yurttaşlarım gerçekler bunlar değil. Size yalan söylüyorlar. Suriye'de gerçek durum bu değil. Bak başbakanımız ne diyor? Onlar diyor silah bırakmadan diyor. Biz de diyor yapmayız diyor, değil mi? Sayın Ertürk, şunu da sormak istiyorum. Türk basınında, yani tamamında olmasa bile son dönemde, son özellikle bir buçuk haftalık süreçte Suriye algısında bir kırılma gibi bir şey sanki seziliyor. Yani eskiden bombalandı, öldürüldü, yapıldı, edildi şeklinde kesin ifadelerle anlatılan haberler şimdi iddiaya dönüşmeye başladı. Bunu niye, neye bağlıyorsunuz? Bir de demin savaş tehlikesi vardır dediniz. Bu tehlikenin somut olarak ne şekilde karşımıza çıkması söz konusu olabilir? Şimdi şöyle bir provokasyonla Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin şartlarını hazırlamaya çalışıyorlar. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden direnç var. Türk Silahlı Kuvvetleri inanmadığı böyle bir savaşın içinde olmak istemiyor. Gerekçesi yok. Aynı zamanda Suriye'ye müdahale aynı zamanda Türkiye'ye müdahale demektir. Suriye'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesi demektir. Suriye'nin savunulması Türkiye'nin savunulması demektir. Onun için ben bu savaşı engelleme çalışmalarında bir katre olmaya çalışıyorum. Niçin? Ülkemi savunmak için. Evet, savaş tehlikesi vardır. İşte görüyorsunuz başbakan, cumhurbaşkanı akademilere gidiyorlar, konuşma yapıyorlar. En son bir maaş zammı yapıldı. Sadece amirallere, generallere, kurmay subaylara, bir de komkarsu mezunlarına, örneğin onu siviller pek bilmez. Yani tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için zam yapmak lazım. Ama genelde bu tür zamlar mesleki geçmişe, senelere, tecrübeye binaen verilir. Yani sadece kurmay olduğu için, bakın ben kurmay subayım. Belki bu verdikleri zamdan ben de faydalanacağım ama uygun değil. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni böler, yanlış bir davranış. Niyet yanlış diyorsunuz. Tabii ki. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın konuşmaları, ondan sonra bu maaş zamları. 28 Şubat Suriye sorununu Türk halkının gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda çok ucu açık bu 28 Şubat. Nasıl açık biliyor musun? Sen de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir yerinde görev yapıyor olabilirdin. Seni de alırız içeri. Bak itiraz etme. Yürü Suriye'ye. Hayır, yürümüyorsan bir yerden bulaştıracağız seni. Veya bir gazetede, televizyonda irtica haberi yapmış olabilirdin. Yani. O dönemde herhangi bir kurumda çalışmış olabilirdin. Yani bu örnekleri bunların, arttırmak. Ve tehditler de var aynı zamanda. Bunu da konuşmak lazım belki. Tehditler de ortada. Şöyle gazeteciler, eğer genel kurmay başkanı ayak direnirse 28 Şubat'tan onu da içeri atarız. Benim bir sözüm var. Geçen de bu sözüm birisi bana söyledi. Beğenmiş, hoşuna gitmiş. Dedim ki Türk basınında malum basın, 3-4 tane doğru dürüst yazan gazete var. %90'ına inanmayın, %10'una da tenzilat koyun dedim. Şüpheyle yaklaşın. Bakın %90'ına hemen inanmayın, %10'una da şüpheyle bakın. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şu anda İran için aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tertipleniyor. Bu illa da savaş çıkacak anlamında değildir. Askerler böyledir. Yani siyasi otorite onlara emir verdiğinde, düğmeye bastığında İran'a karşı
taarruz edebilme imkanına kavuşmak için şu anda tertiplenmişlerdir. Şöyle söyleyeyim, neredeyse 4 uçak gemisi İran'a angajedir. 3'ü, ikisi Körfez'de, birisi işte Arap Denizi'nde, birisi Doğu Akdeniz'de olmak üzere. Evet. Şimdi sadece İran civarındaki bu güdümlü mermili, kruvazörler, balistik füzeli, denizaltılar, destroyerler, uçak gemilerinin hepsinde şu anda 400, yani sadece İran'ın etrafında konuşlanmış bu platformların hepsinde şu anda toplam 460 tane Tomahawk balistik füzesi var. Fire, uçuyor, impact, hedefleri vuruyor. Şimdi geçen de oturdum bir hesapladım. Dün de Suriye paneli vardı. Orada da verdim örneği. Bir tane Tomahawk parasıyla Türkiye'de, dünyanın her yerinde de öyle, 12 tane basından köşe yazarı, gazeteciyi ayda 30 bin lira maaşla bağlayabilirim. Yani bir Tomahawk'ın, düşünün, Körfez'den attık. Evet. Tamam mı? 23 dakika uçtu. İran'da vurdu veya vuramadı. Gitti. 1.700, 2 milyon dolar falan gibi para gidiyor. Şeyine, makına ve modeline göre. Şimdi ben bu paraya bir yıl, ayda 30 bin. Kaç para alıyorsun? Ayıptır sorması ama istersen söyleme. Peki 30 bin lira veriyorum sana. He? 30 bin lira ayda. Bak 30 bin lira çok. Ben kabul etmiyorum komutanım. Şöyle bak. Zaten şöyle, kabul edene veriyoruz. Eğer zaten sana ne yazacağını da söylememize lüzum yok. Sen zaten doğru şeyleri yazdıkça biz ödemelere devam ederiz. Yanlış olursa göndeririz seni. Onun için asla, Türk halkına söylüyorum, inanmayın. Burada basında ne yazık ki fonlanan insanlar vardır. Ülkemizin çıkarlarını değil, emperyalizmin çıkarlarını savunmaktadırlar. Ülkemize ihanet etmektedirler kendi şahsi çıkarları için. Amerika Birleşik Devletleri için 460 Tomahawk atmasa da 459 atsa olur mu? Bir tanesini bu işe ayırsa, bir tanesini başka ülkenin gazetecilerine, bir tanesini başka ülkenin gazetecilerine. Bu işler böyle yürüyor. Komutanım, süremiz kısıtlı. Zamanımız artık sona doğru yaklaşıyor. Hemen Irak'la ilgili gelişmelere de kısaca bir göz atalım istiyorum. Özellikle son dönemde Irak'la Türkiye arasında bir gerginlik var. Maliki'nin açıklamasında ve Erdoğan'ın cevabında, dışişlerinin verdiği cevapta aslında çok iyi şekilde özetleniyor. Bu Maliki Türkiye düşman devlet olmaya doğru gidiyor diyor bölgede, açık bir açıklama. Erdoğan da cevap verip ona şov yapma imkanı vermeyeceğim diyor. Aynı zamanda adalet yok orada diyor. Şii liderlerin ağzından diktatör diyor. Son olarak Cuma günü bir Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Musul'da Irak yönetimi veya güvenlik birimleri tarafından indiriliyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de çok fazla gündeme gelmedi. Sadece bir gazete bunu manşetten verdi ve çok da tartışılmadı açıkçası. Neye işaret ediyor bu Türkiye-Irak arasındaki gerilimde uçağa el konulması ve sonrası için? Şimdi Başbakanımızın orada adalet yok sözüne yani katılamıyorum. Bizim ülkemizde adalet yok. Bizim ülkemizde adalet olmadığı, buyurun baro başkanına soralım. İstanbul baro başkanına soralım. Adalet yoktur diyor. Bunlar özel yetkili mahkemelerdir diyor. Şimdi siz böyle bir ülkenin başbakanı olacaksınız. Siz milli iradenin %10 barajı nedeniyle yansıtılamadığı bir meclisle yönetilmeye çalışacaksınız. Burada ülkeyi bölen bir anayasayı, yok hükmünde olacak bir anayasa yapmaya çalışacaksınız. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 8 tane milletvekili, yanlış söylemiyorum değil mi rakamı? Komutanım, biraz toparlarsak. Peki, çok kısa vaktimiz kaldı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O zaman Maliki görebildiğim kadarıyla ülkesinin bütünlüğünü sağlamaya çalışmaktadırlar. Yani kuzeyiyle, ortasıyla, güneyiyle bütünlüğünü sağlamaya çalışmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve emperyalizm, nasıl adlandırırsınız adlandırın, burada bütünlük istememektedir. Burada bir bölünme istemektedir. Başka hesaplar vardır. Maşa ve Taşeron vasıtasıyla Türkiye, Irak bütünlüğünü bombalamaktadır.
nasıl bombalamaktadır? Oraya terör ihraç etmektedir. Orada terörist damgası yiyen, terörden yargılanacak birisine ne sağlıyor? Koruma sağlıyor. Peki aynı zamanda bölücülük de yapıyor. Terörizmin yanında Türkiye bölücülük de yapıyor. Nasıl yapıyor? Şimdi kuzeyde bir entity, bir kimlik var. Değil mi? Bu Türkiye'ye geliyor, ona devlet başkanı sıfatıyla karşılıyorsunuz. Siz bölücülük yapıyorsunuz. Örneğin yarın bir gün Türkiye'den PKK'nın başı gitse yabancı bir ülkeye, orada devlet başkanı sıfatıyla karşılansa bizim için iyi olur mu? Bu bölücülük değil midir? Ne yazık ki Türkiye çevresine terör, Suriye'ye terör, Irak'a terör. Peki İran da bu konuda suçlama yapıyor Türkiye'ye, terör ihraç ettiği konusunda, bölücülük yaptığı konusunda. Rusya da bunlar bizim hepsinin komşumuz. Hani nerede sıfır sorun komşularımızda? Bütün komşularımızda kötüyüz. Azerbaycan farklı mı? Sorun isterseniz İlham Aliyev'e bakalım başbakanımız hakkında ne diyor diye. Bir tane düzgün geçinebildiğimiz olumlu komşumuz var mı? Komutanım, arkadaşlarım uyarıyor. Son olarak bir cümle Suriye ile ilgili son söyleyeceğiniz sözü alalım ve programımızı kapatalım. Suriye ile savaş kışkırtıcılığı yapılmaktadır ama Türk halkı bunun karşısındadır. Mütedeyyin kesimlerimize, dini inancı yüksek insanlara saygılarımı arz ediyorum. Bilsinler ki kullanılmaktadırlar. Onların dini duyguları istismar edilerek Suriye'ye emperyalizmin destekçisi olarak müdahale edilmeye çalışılmaktadır. Bu iyi komşuluk ilişkilerine, bu Müslümanlığa, bu insanlığa sığmaz. Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Türker Ertürk. Değerli izleyenler, Haber Burada'nın ikinci bölümünde emekli Tuğamiral Türker Ertürk stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle Suriye'de yaptığı incelemeleri konuştuk ve savaş tehlikesi olduğunu söyledi kendisi bize. Ama aynı zamanda Birleşmiş Milletler'deki yapı ve Türk ordusunun müdahalesinden de, Türk ordusunun bu müdahaleye hayır dediğinden de bahsetti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler.